Sevgili seyirciler, Engelsiz Spor programına hoş geldiniz. Bu haftaki programımızda sizlere farklı bir spor dalından bahsetmek istiyoruz. Golf diyelim. Şu anda Belgrad ormanlarındayız. İnanılmaz güzel bir atmosfer var. Erol hocamla birlikteyiz. Hocam, ilk önce golf sporunu bize bir tanıtır mısınız? Tahta dediğimiz ahşap değil ama 20 sene önce ahşaptan yapılmış sopalar. Şimdi tabii ki demirden ve titanyumdan yapılmış özel sopalar var. Ve bunlar turnuvada 14 sopadan fazla olmayacak. 13 sopalı oynayabilirsiniz ama kural 14'ü geçmeyecek. Hocam, filmlerde görüyoruz bazen 1 numarayı getir, 2 numarayı getir falan diyorlar. Bunların ne özellikleri var? Tabii şimdi sopayı bile kaldırdığımızda ve altına baktığımızda o rakamı görüyorsunuz. Bir tane burada mesela 6 var değil mi? 9 yazıyor. 9. Rakam düştükçe mesafe artıyor. Yani şimdi 8'e geçersem 8 ile 9'un arasında 8-10 metre daha fazla uçuyor. Böylece tabii ki er mesafeye ona göre ayrı bir sopa kullanıyor. Ayrı bir sopa var yani. Peki kaç deliğimiz var? Yarışma kaç delikten oluşuyor? Amaç nedir? Amaç en az vuruşta herhalde deliği. Evet, yani parkur. Topu. Topun büyüklüğü ve ağırlığı aynıdır dünyada. Deliğin büyüklüğü 10.9 santimdir. Parkurlar 18 çukurdur. 100 hektarın üzerine 18 parkur yapılıyor. Parkurlar nerede o golf sahası yapıldıysa, Dubai'dasa, Dubai'de çölün üzerine yapılmış golf sahaları var. İskoçya'dasa denizin kenarında var. Belgrad'dasa, İstanbul'da tabii ki ormanların içinde golf sahalarımız var. Tabii ki buradaki sahayı yapan ve sahayı çizen kişi tabii ki er çukuru aynı yapmamış. Zorluklar düşünmüş, göller var, kum engelleri var. Ona göre tabii ki siz ona göre strateji yapmanız lazım, oyunuzu kurmanız lazım. Amaç nedir? En az vuruşla 18 parkuru bitirmek. Kurallar engelliler ve engelsizler üzerinde farklılık arz ediyor mu? Şimdi tabii ki onlar yani bizim iki tane golf kulübümüzde iki tane milli oyuncumuz, engelli milli oyuncumuz var. Mehmet Kazan, Ahmet Özdeşici. Ve bunlar bizim normal turnuvalarda da oynuyorlar. Yani onlar için yani bir şey ayrılıcılık yok yani. Peki uluslararası turnuvalarda yani engellilerin yarışlarında farklı bir prosedür izleniyor mu? O anlamda sordum. Tabii ki orada tabii dikkat ediliyor. Yani hangi bacağından mı protezisi mi var, kimisinin kolu yok, kimisinin tabii ki ama ona göre uygun sopalar yapılıyor. Ona göre yürüyemiyorsa ona göre üç tekerlekli arabalar var. Yani hep değişik değişik yani. Ama atış esnasında herhangi bir alet, hırdavat kullanma şansları oluyor mu yani? Yok. Şimdi engelli sporcular, bu pahalı bir spor olarak gözüküyor. Fakat baktığımız zaman Golf Federasyonu Başkanı Sayın Ağoğlu, bu gelen engelli kardeşlerimizden hiçbir şekilde ücret almayacaklarını, bunlara imkan sunacaklarını söylüyor. Peki bu tarz bir spora başlama yaşı nedir sizce? Hangi engel grupları bu tarz yarışmalara ya da golf sporuna başlayabilir? Tabii işitme. Biliyorum ki Samsun'da yeni bir golf sahası açıldı. Halka açık bir golf sahası. Ve orada tabii ki sporcular tabii ki Trabzon'da seçildi. Ve 100'e yakın sporcu seçildi. İşitme engelli. Tabii bunların tabii ki yaşına uygun. Yani 8 yaşında, 9 yaşında, 12 yaşında bu sporcular tabii ki başlayacaklar. Bunun içinden yetenekli olanlar seçilecek. Bütün ekipmanları, golf sopaları neyse, ayakkabıları neyse tabii ki federasyon tarafından karşılanıyor. Ayakkabılardan bahsetmişken, golf sporu yapmak için özel kıyafetlere, özel ayakkabılara ihtiyaç duyuluyor mu? Golf sporunda tabii bazı tabii geçmişten tabii ki yakılı bir tişörtler olacak. Ondan sonra kot pantolu turnuvalarda yasaktır. Ondan sonra golf ayakkabıları olması için, kaymamak için size göstereyim. Benim golf ayakkabının altında tabii ki spikes'lar var. Tabii bunlarla çimene daha iyi oturuyorum ve kaymıyorum. Daha iyi denge sağlıyorum. Böyle daha rahat vuruş yapılabiliyor. Evet, durduğum zaman hiç kaymadan. Şöyle birkaç duruş gösterir misiniz bize hocam? Golf sporuna başlamak isteyen arkadaşlarımızın ilgisini arttırmak amacıyla. Tabii ki bu salaklar için
Salaklarda tabii ki sol elimizi tabii ilk önce tutuyoruz ve sol elimizde her zaman bir eldiven oluyor. Kaymaması için, sopayı daha iyi hakim olmak için. Ve hangi mesafeye vurmak istiyorsam ona göre bir sopa seçiyorum. Duruş. Ayaklar omuz hizasında mı Evet. hocam? Omuz genişliğinde duruyorum. Sırtımız düz. Biraz dizlerimi kırıyorum. Böylece yere biraz iyi basıyorum ayaklarımla. Ve dönerek ve dengeyi kaybetmeden topa vurarak ve topu takip ediyorum. Bir tane vuruş yapayım. Evet, engeller konusunda, üstadımız golf konusunda Gencer hocamla birlikteyiz. Hocam bu Mehmet Kazan ve Ahmet Hoca iyiler mi bu İyiyiz iyiyiz. golfte? Yani iki kişiyiz ama hakikaten her sezon aşağı yukarı ortalama 5-6 turnuvaya katılıyoruz. En az 3 tanesinde birincilik veya ilk 3'te derece yapıyoruz. Her Peki ikisi. engeller açısından zor bir spor mu golf? Golf aslında evet. Normal insan bizim için de çok zor bir spor. Hakikaten dünya üzerinde en zor 5 spordan bir tanesi. Tabii engelli vatandaşlarımızın, engelli insanlarımızın da için zor şartlar oluşuyor. Özellikle hava şartları zorlaştırıyor. Sahanın şartları zorlaştırıyor onlar için. Yürüme açısından Tabii problem. tabii uzun süre çünkü ortalama 5 saat sürüyor. Bir 18 delik 5 Tabii saat. 18 delik 5 saat sürüyor. Dolayısıyla yani fiziki olarak iyi durumda olmayan zaten tamamlayamıyor oyunu. Tamam, oynuyor ama işte birkaç çukur sadece katılmış olmak için katılıyor ama tamamlayamıyor. Çünkü müsabakalarımız bizim Avrupa'da gittiğimiz Avrupa Golf Birliği müsabakaları 3 gün sürüyor. Bir gün antrenman, 2 gün turnuva. Anladım. Peki şimdi Sayın Ağoğlu ile konuştuğumuzda şunları söyledi. Yani gerçekten kapılarımız engellilere açık dedi. Evet. Golf Federasyonu engellilere gerçekten çok büyük önem veriyor. Onu da bugünkü programımızda dile getiriyoruz. Her Evet. isteyen başvurabiliyor. Samsun'da, Antalya'da gerçi bu işte, golf tesisleri turizm amaçlı kullanıldığı için orada pek imkan bulamıyor engelli Evet, evet, arkadaşlarımız. evet. Ama İstanbul'da ve Samsun'da daha açılacak yeni tesislerde engelli arkadaşlarımız Evet ya burada tabii Mehmet abinin ve Ahmet Bey'in şansı Kemer Golf Kulübü'nün yaşadıkları yere yakın olması. İş yerine sadece 20 dakika Mehmet abinin yaşadığı yer. Dolayısıyla golf kulübü de öyle. Ahmet Bey'in de öyle. Evinden sadece 20 dakika, iş yerine 30 dakika. Bu büyük bir avantaj. Tabii Şimdi İstanbul'un içinde olması büyük bir avantaj bulunduğumuz yerin. Bir de benim yaşadığım yerdeki Silivri'deki golf kulübünün de şehir merkezine yakın olması büyük avantaj. Engelli golfinde birden çok kategori var, birden çok sınıf var. kategorilerden biraz bahsedelim lütfen. Şimdi biz daha çok Mehmet abi denge kategorisinde yarışıyor. Belinden, küçük yaşta geçirdiği belinden rahatsızlıktan dolayı denge kategorisinde. Ahmet Bey sağ ayağı protez olduğu için o da aynı zamanda iki farklı kategoride yarışıyor. Hem denge hem de tek ayak protezler kategorisinde yarışıyor zaman zaman. Kaç kategori var? Turnuvaya katılımcı sayısına göre değişiyor. Şimdi para golf felçliler yani belden aşağı sorunu olan vatandaşlarımız veya insanların para golf dediğimiz golf arabalarıyla oynuyorlar. Akülü araçlar. Tekerlek sandalyeyle oynamak mümkün değil gibi Yok gözüküyor. yok mümkün değil. Çünkü 5 saat. Çünkü aracı yapan da Alman mühendis. Kendisi de golf oynadığı için iyi bir araç geliştirmiş. Bütün dünyayı da o pazarlıyor. Avrupa'da özellikle o pazarlıyor. Dolayısıyla büyük bir kolaylık golfçiler için. Yani insanları golf sporuna katmak için müthiş bir buluş diyebilirim. İlk başvuracakları Golf Federasyonu. Golf Federasyonu başvuru web sitesinde zaten başvurdukları zaman hem Ankara ofis hem de İstanbul ofis yardımcı olacaklardır. Bizim yazın çok yoğunuz. Çünkü Nisan'da başlayıp Ekim bu aylara kadar süren bir tempomuz var. Uluslararası tempo. Ben aynı zamanda milli takımlara yardımcı antrenörüyüm. 4 antrenörüz. Bir arada götürmeye çalışıyoruz ama kapsamlı bir proje planlarımız var önümüzdeki dönem itibariyle. Çünkü normal golf artık olimpik oldu. Engelli golfün de paralimpik yapmak için Avrupa Golf Birliği ve dünyadaki engelli golf federasyonlar birliği uğraşıyor. Çünkü birçok kategori, birçok engel sınıfı olduğu için bir araya getirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla çok uzun sürmez. Sınıflandırmanın çok büyük bir Evet, önemi evet. var burada Tabii çünkü. çünkü olimpik golf bu yıl yapıldı, Brezilya'da yapıldı. Tek bir kategori yapıldı. Profesyoneller ve dünyada ilk 300'e girerseniz kalifiye olma şansınız var. Bu ilk 300'ün de 60 kişi alındı.
Dolayısıyla en iyileri oynatmak istiyorlar. Çünkü iyi bir pazar, iyi bir reklam amacı, dolayısıyla ilgi çekici bir müsabaka yapmak istiyorlar. Para golfi de yine bu ayarda yapmak istiyorlar. Avrupa'da dünya genelinde yarışacak kadar kaliteli oyuncu sayısı yok. Geçen bir toplantı yaptık yani Çek Cumhuriyeti'ndeki müsabakada. Bunu arttırmayı hedefliyorlar önümüzdeki 5 yıl içerisinde. Şimdi turnuvaları değerlendirirsek, sporcularımızla dünyadaki bu sporu yapan sporcuları karşılaştırdığımız zaman bizdeki eksiklikler ne? Biz bu eksiklikleri nasıl aşabiliriz? Bundan sonraki projeler neler? Evet, eksiklikler ilk önce şöyle düşünebiliriz. Tesis tabii ki de. Yani aslında tesis diyoruz ama dediğiniz gibi bir Antalya bölgesinde 15 tane golf sahası var. Ben insanları anlamakta güçlük çekiyorum. Tabii belki benim konum değil ama devletin sunmuş olduğu arazide bir golf sahası kurulup da kendi halkımız, kendi vatandaşımız oynayamıyorsa biz bu sporu geliştiremeyiz. Bizim insanımız rahatça gidip oralarda golf oynamalı. Buradaki tesisler, buranın sahiplerine teşekkür ediyorum. Yani Hakikaten Mehmet zaten abiye. Sayın Demirören Evet, de bu evet. tesisleri engelli kardeşlerimize açtı. Evet. Gerçi Golf Federasyonu Başkanı Sayın Ağoğlu'nun Girişimleriyle. kişisel Tabii. çabalarıyla da Evet. bu işler gerçekleştirdi. Sence yeteri kadar engelli sporcu golf sporuna başvurdu mu? Henüz yok. Beni arıyor vatandaşlarımız ise. Bu yıl ortalarında Mayıs civarında Balıkesir'den bir adam. Balıkesir'den birine yardım edemiyorum. Çünkü en yakın golf sahası Ankara'da var ona. Yani nasıl olacak? Nasıl yapabiliriz? Yani ben dedim ki tamam gel İstanbul'a yapalım. Benim yaşadığım yerde 15 dakika bir golf sahası var. Ama yapabileceğim bir şey yok benim. Çünkü ben antrenörüm zaten. Beni aşan durumlar bazı durumlarda. Dolayısıyla yeterli değiliz. Ama yeni projelerimiz var. Antrenör arkadaşlarımla oturup her zaman konuşuyoruz. Bunu sezon bittiğinde federasyonumuza sunacağız. Çünkü bazı konularda destek almak zorundayız. Bir Bence ulaşım konusu, anladım. bir beslenme konusu, bir ekipman konusu bunları ben halledemem. Bunları benim üzerimdeki insanlar halledecek. En önemli konu erken yaşta çocuk seviyedeki engelli vatandaşlarımızı, engelli kardeşlerimizi golfe başlatmak. Çünkü Mehmet abi başladığında 25'li yaşlardaydı. Şu anda 35 yaşına geliyor. Yani Ahmet abi 55 yaşında. Yani yaşı düşürmemiz lazım. Yaşı altyapıdan düşürürsek, yetişen sporcumuz yok. evet yok. Yaşı düşürürsek bu başarı seviyemiz de artacaktır, sporcu sayımız da artacak. Ahmet abi nereden geldi aklına bu Şimdi soru? abi ki benim bir ayağım ampute olduğum için, kesik olduğu için 2012 yılında doktora girdim. Doktor dedi ki eğer dedi sen devam etmez şey bir spor yapmazsan dedi 55-60 yaş arası dedi bu ayağın zayıflar tak diye kırılır sonra başına bela açarsın. Spor yapman lazım. Ne yapmam lazım dedim. Valla golf oyna dedi. Ya golf nedir dedim. Dedi ya işte bir araştır dedi. Yaparsan yürüyerek de oynarsan dedi bu şeyin gelişir, kasların gelişir, kemiklerin de gelişir, yaşlanınca rahat edersin. İyi dedim bir başlayalım. Bu Ahmet Ağoğlu Golf Federasyonu Başkanı tanıyordum. Ona sordum. O dedi ki Antalya'da dedi bir çocuk var dedi gidersin tatil oradan dedi bir antrenmana başlarsın. Günde de 4 paket sigara içiyorum 2012. Tamam mı? Dedim ki bir Uğur diye bir çocuk vardı bir başladım. Ondan sonra hoşuma gitti orada 2-3 gün oynadım. Buraya o oynuyorken orada Sezgin diye bir hoca var. O da oradaydı tesadüfen. Orada beni gördü dedi ki İstanbul'da bana vura dedi. Ben sana golfü öğretirim. Böyle bir başladık bir hevesin sigarayı da bıraktım. Oh. 2012 yılından beri sağlığım yerine geldi. Şekerim, tansiyonum, fiziğim, kilom. Neredeyse 92 kiloydum. Düştüm 78'lere. Abi ama Bırak. bu ortamda insanın Tabii canım. yaşlanması mümkün mü Yaşa. ya? Bu golf sağlıklı yaşam sporu. Zaten 40 yaşından sonra başka yapacağım böyle hızlı tempolu bir spor yok. Bir bunu bulduk, başka yok. Yani biz siz de söyleyin şimdi voleybol oynayamayız. Zaten engelliyim. Futbol oynayamam. Basketbol oynayamam. Ne oynayacağım?
Bir tek bu kalıyor başka spor yapacak. Doğa yürüyüşü dediği spor bu. Bu da tam sanki benim vücuduma uyuyormuş. O gün bugün iyi işte oynuyoruz. Bir Mehmet Kazan var, bir tane milli takım oyuncusu. Abi o İkimiz göster. senden çok böyle şeyle bahsediyor. Kıskanıyormuşsun bir şeyler Yok, yapalım. o beni kıskanıyor abi. Yapma gözünü seveyim. İkimiz birbirimizden yarışıyoruz ama o Malatyalı Pötürgül olduğu için. Tamam, her şey hep benim akşama kadar uğraşıyor benimle. Ama sizin bir Ama golf güzel bir sahası yerde. aldığınızı söylüyor. Sırf onu yenmek için, daha iyi olabilmek için. Ya Doğru işte mudur? klasisi Golf Federasyonu Başkanı klasisi Orman Bakanlığı'ndan ihaleye çıktı. Ya milli takım oyuncuları şey yapmasın diye klasisi al dediler. Biz de valla onun talimatıyla gittik, aldık. Şimdi gece gündüz uğraşıyoruz ki düzelteceğiz onu. İstanbul'da iki tane golf sahası var. Birisi burası, birisi orası. Benim için de önemli yer. Golfü öğrendikten sonra önemli oldu. Golf şimdi diyorlar ki zengin sporu, şey sporu, böyle sosyete sporu. Uzaktan, yakından, kenarından alakası yok. Yoksa biz yapmazdık Yani diyorsun. kesinlikle ben de öyle biliyordum. Bak ben de öyle biliyordum. Şimdi biz İsviçre'ye gidiyoruz maçlara. Avrupa'nın 6-7 ülkesine her sene milli maçlara gidiyoruz. Herkes elinde sırtında çantası bisikletiyle gidiyor, oynuyor. İsveç'e gittik. 8 milyon nüfus var. 500 bin kişi oynuyor. Sahalar akşama kadar dolu. Her ilde en az 3-5 saha var. Her ilde en az 3-5 saha. Bizim bir İstanbul'da, bir de Antalya'da. Antalya'sı turizme hizmet ediyor. Para, yani para kazanıyor. İstanbul'da da işte biz yalandan ya, burasıyla Silivri. Sırf ona hizmet olsun diye Bir de Silivri. Samsun'da açtınız Ha, biliyorsun. Samsun'da açtık. Oranın belediye başkanından Allah razı olsun. Ya uzağa görmek lazım. Şimdi golf ne, özelliği ne? Bütün özelliği gezerek, düşünerek oynuyorsun ve konuşarak oynuyorsun. Toplanarak bir şey, bir konuyu konuşuyorsun. Bütün özelliği o. Ben şimdi başka, ya bir de yürüyerek açık havada şu güzelliği görüyorum. Bu güzellik ne? Hangi sporda var? Ben şimdi 24 saat gerçekten çalışıyorum. Yani o kadar zor, ağır bir tempoda çalışıyorum. Gelip burada bir gün golf oynuyorum. Bütün Enerjiyi sinirlerimle diyor, dolduruyorsun. beni doldurdum. Tekrar pazartesi başlıyorum. Bu Avrupalılar, Amerikalılar, Batılılar, Koreliler, şu anda Korelilerin %20-30'u oynuyor. İşte para Japonların var mı? puf, korkunç. Nasıl yani? Korkunç para var şimdi. Bu iş dünyanın en zengin sporcusu Tiger Woods. Senede 60 milyon dolar kazanıyordu. Bundan bireysel olarak para kazanan en önemli spor bu. Bizim Antalya'ya geliyor Tiger Woods, bir gelişinde 7 milyon mu 10 milyon dolar mı ne alıp gidiyor. Ya Peki o engelliler bu işten para kazanabilir mi? engelliler şu anda para kazanmıyor. Şimdi zaten şey milli bu golf şeyde değildi olimpiyatlarda. İlk defa bu sene normal olimpiyatlara kondu. Paralimpik, yani engelliler olimpiyatlarında ya önümüzdeki sene ya ondan sonraki sene gelir. Bunu mecbur biz yapmamız lazım. Türk milleti olarak golf sahalarını artırmamız. Milli takıma da oyuncu yetiştirmemiz lazım. İki tane biz gariban engelliyiz. Engelli bulup da yetiştiremiyoruz. O Kimse zaman şu gelmiyor. anda TRT Spor ekranlarında birçok arkadaşımız sizi seyrediyorlar. Şu anda onların gözlerinin içine bakarak, o engelli arkadaşlarımızın gözlerinin içine bakarak davet ederseniz belki siz de... Hepsini davet ediyorum arkadaşlar. Bak muhakkak en Ankara'da bir kıza başlattım, Bernal diye bir kıza. Şimdi burada İstanbul'da arıyoruz. Bir türlü bir tanesi gelmiyor. Bu spora başladığı anda bu Bernal denilen kızımız Ankara'da şu anda şey TOKİ'de çalışıyor aynı zamanda. Kız tek ayağı tamamen engelli. Şimdi golfe başladıktan sonra fiziği düzeldi, gelişmesi düzeldi. Arkadaşlar bu golf sporu yürüyerek yapıldığı için insanın vücuduna, sağlığına ilaç gibi geliyor. İsteyen başlasın. Ha, bizim derdimiz siyasileri, belediye başkanlarını, hükümetimizi sıkıştırarak sahaları çoğaltıp bunu ucuzlatmak. Bizim bütün halk olarak istediğimiz bu. Bunu oynatacağın kimseden para mara almayacaksın. Şimdi sahalar az olduğu için İstanbul'da bunlar parayla yapılıyor. Parayla yapılınca da zengin sporu diye geçti. Ve buna yapılan, bana göre golfe yapılan en büyük ayıptır. Dünyada öyle bir şey yok. Amerika'da golf oynamayan başkan yok. Golf oynamayan taksici yok. Golf oynamayan sıvacı yok Amerika'da. İsveç'te golf oynamayan kimse yok. Peki abi, başından hiç ilginç olay geçti mi bu turnuvalarda, böyle anlatabileceğin güzel? İşte anlatabileceğimiz işte
Gidiyoruz ben şey bir gün Fransa'da tam topa vuracakken döndüm yuvarlandım düştüm aşağı ne işte ne bileyim işte. Yani başka ilginç olay yani o kadar çok güzel anılar var ki ne diyeyim Anlat sana onlardan işte yani biraz. şimdi Dinleyelim ya. işte bu Mehmet Kazan arada yeniyor beni. Senin de moralin Ya bozuluyor. moralim bozuluyor benim işte ben şimdi Antalya'da antrenman yapıyorum. Buna telefon açıyorlar. Ahmet Özcan antrenman yapıyordu. O da sabaha kadar geliyormuş sabah 5'te antrenmana. Ya öyle diyorlar valla. Sayın Kazan, sizi de şöyle alalım. Mehmet Kazan'la tatlı bir rekabet içindeyiz. İkimiz milli takım oyuncusuyuz engelli de. Bir tane kızımız var şimdi yetiştiriyoruz onu. Çok çalışıyoruz Ankara Golf Federasyonu. Allah razı olsun. Yani golfçüler, federasyon, devlet herkes yardım ediyor. Ya etmeyen bir kişi yok. Ama maalesef sahamız az. İnsanlar da pahalı spor diye gelmiyor. Kimi tutarsam getiriyorum sahaya. Kimi bulursam getiriyorum. Cemal Kalyoncu'yu buldum, getirdim. Hasan'ı getirdim. Onu getirdim, bunu getirdim. Gördükten sonra şaşırıyorlar. Ya değilmiş bu sosyete sporu, zengin sporu. Gerçekten değil. Öğrenmek de kolay mı Ahmet Abi öğrenmek için 8 saat harcayacaksın. 8 saat. Hiç bak bana Yıldız Üniversitesi'nin rektörü dedi ki arkadaş bana dedi işte bir camiye yardım et geldi. Dedim 8 saat ders alırsan söz ben sana yapacağım. Ahmet? Adam geldi İsmail Hoca, İsmail Yüksek Hoca söyleyeyim ismini. O da geldi 8 saat ders aldı öğrendi. Ondan sonra camiye yardım yaptı. Ve 8 saat öğreniyorsun. 8 saatine mi ayıracaksın? Yani insanın kendine ya araban arızalanır şeye gidersin. Tamirciye. Tamirciye gidersin. Bir buzdolabın arızalanır buzdolabıcıya gidersin. Senin sağlığınla ilgili şeye de spora başlayacaksın. Bu 40 yaşından sonra gerçekten yapacak başka bir spor yok. Bu fiziki olarak araştırdım yok. Yani güreş yapamam, boks yapamam, voleybol oynayamam, top oynayamam, basket oynayamam. Ya Avrupalılar, Amerikalılar binlerce, milyonlarca insan bunu oynuyor. Ve oynadıkları tek şey bunu bulmuşlar. Başka bir şey bulamamışlar yani. Tek başına yürüyünce sıkılıyorsun. Konuşarak bu golfü oynayınca bir amaç olunca da yürüyerek oynuyorsun. 4,5, 5 saat, 6 saat. Bugün mesela sabah 9'a başladık. Saat kaç şimdi? Bu 4. 4'e kadar biz yürüyerek oynadık. Ha, açık hava bu. Şimdi ben şimdi akşam güzel güzel 55 yaşındayım. Şimdi rahat rahat uyuyacağım. Sabahleyin de Yediğimi işe gidiyor. hazmedeceğim. Sabahleyin de erkenden işime gideceğim. Ahmet abiciğim bu samimi sohbet için çok teşekkür Rica ederim. ediyoruz. Sağ ol. Herhalde bu röportajdan sonra engelli sporcularımız golfe Muhakkak ne başlamış. olur çağırın. Engelli spor bütün engellilerimizi bak bütün zengin abilerimiz de söylüyorum. Golfe yatırım yapsınlar. Samsun Belediye Başkanı'ndan Allah razı olsun. Antalya'da var golf ama Antalya'da kimseyle uğraşamıyorlar çünkü para kazanıyor. Bütün Kuzey Avrupa ülkeleri. Ya bu spor 12'ye 10 yaşından başlayarak 100 yaşına kadar yapılabilen tek spor. Hiçbir engeli yok. 100 yaşına kadar Antalya'da git. 100 yaşına ben İsveç'ten gelen ablayı gördüm oynuyor. Rahat rahat yavaş yavaş çıkıp oynuyor. O zaman bizim 40 yaşından sonra Türkiye'deki insanların birbirleriyle konuşarak sorunlarını çözecekleri tek yer bu golf sporu. Hiç ben öbür sporlardan da anlıyorum. Futboldan da anlıyorum ama bunda bu kalite benim sağlığım bu. Ne Bu benim olacak? sağlığım. Trabzonspor'un hali ne olacak yani? Trabzonspor'un hali çok kötüyüz ya işte. Bak bilmem Allah bize yardım edecek. Çok çalışacağız. Başka çare yok. Malatya'nın Pötürge ilçesinden çıktın, buralara kadar geldin, golfe başladın. Kaç yıl oldu sen golfe başlayalım? Şimdi ben golfe 2007 23 Nisan günü başladım. Nasıl oldu bu iş? Golf Federasyonu ve TESYAF, Ahmet Ağoğlu, Yavuz Kocaömer Bey'in birlikte milli takım oluşturma projesi adı altında engelli golfçülerin seçimi vardı. Bu seçmelere ben de gittim. Tesadüfen ben arkadaşları desteklemek için gitmiştim. Orada vuruş yapmamı istediler. Ben vurduktan sonra golfü oynadın mı hiç diye o yabancı hoca sormuştu. Ondan sonra çalışmalara başladık 2007'de. 2010'da ilk birinciliğimi Türkiye'de düzenlenen 14-15 Nisan günü Türkiye'de organize edilen Avrupa Şampiyonası'nda birincilik elde ettim. Çalışmalarıma devam ettim. Başarılar geliyor arkasında.
Peki golf senin hayatını neler değiştirdi? Sen daha önce benim bildiğim kadarıyla ampute futbol, tekerlek sandalye basketbol ve ona benzer bazı branşlar yaptın. Sporun engelliler hayatı üzerindeki etkisinden biraz bahsedelim. Şimdi esasen golfün hayatıma katkısı şu. Ortam seviyeli, temiz hava, doğayla iç içe spor yapıyorsun. Mutlusun, huzurlusun. Çok güzel bir ortamda spor yapıyorsun. Katta artı bu. Aslında golfü yani bir spor olarak bakacaksın. Bir maddi beklenti içerisinde golfe başlamayacaksın. Şimdi gelenler bir maddi beklenti içerisinde başladılar. Hepsi bıraktı. Yani bunun federasyon veyahut da başkalarının yapabileceği bir şey değil. Ahmet Ağaoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Yavuz Kocaman'a çok teşekkür ediyorum. Yani onların desteği olmadan bu başarıları elde etmezdik. Avrupa'da 6 tane şampiyonluk, bir ikincilik, bir üçüncülük elde ettim. Yani işin arka yüzünde bunlar var. Ağaoğlu'nun gerçekten büyük katkıları var, büyük desteği var bu golfe yaptığı yatırım. Ben ve Ahmet Özyazıcı ile bu iş nereye kadar gidebilir? Bundan sonrası yani 10 sene sonra, 15 sene sonrasını da düşünmek lazım. Sürekli milli takıma oyuncuların katılması gerekiyor. Peki Bu bu işin Ahmet ileride. abiyle aranızdaki bu çekişme nasıl bir şey? Zor mu Ahmet, yapıyorsunuz gerçekten böyle şimdi bir? Ahmet abi esasen çok sevdiğim bir abim, dava arkadaşım. Ha burada atışabiliriz ama ikimiz milli takım sporcusuyuz. Hanginiz daha iyisiniz? Ya onu değerlendirmiyorum, bilmiyorum. O Ben zaman biz değerlendirelim. ben 6 tane Daha... şampiyonluğum var. Ahmet abinin şöyle bir huyu var. Gitti klasik golf kulübünü aldı, sahasını aldı. İllahi seni yeneceğim diye. Yani Ya sen daha iyi olduğunu iddia ediyorsun. Ahmet abi, bir gelir misin abi? Bir iddia yapalım. Tamam. Üç çukur Üç oynayalım. çukurlu oynayalım. Tamam. Üç Kaybı, çukurda ki kaybeden ne yapacak şey, abi? tamam. Kaybeden bunu zaten kaybeden ne yapsın abi? Ne sen ne diyorsan onu Sen yapar. söyle, sen büyüksün abi. Abi yok şimdi ne diyeyim ben sana? Kaybeden çay ısmarlasın Tamam, bütün arkadaş. çay ısmarlasın Tamam kabul. ama öbürünün büyüklüğünü kabul etsin. Tamam. Tamam. Tamam var. Anlaştık El mı? Öpeceksiniz. Tabii. Yok. Bükemediğiniz bile yapacaksınız. Tamam. Hadi bakalım yarışmaya başlıyoruz sevgili seyirciler. Hazır mısın? Bravo. Şimdi bu oynadığımız 17. çukur 3 vuruşluk bir çukur. 3 vuruşta şu o başladığımız yerden o bayrağın dibindeki çukura topu atmak esas olan o. Şimdi birinci vuruşu buraya vurdum. Şimdi ikinci vuruşu vuracağız. Üçte çıkarırsak mükemmel bir şey. İkide çıkarsan daha da mükemmel bir şey. Üçten sonra yapacağın her şey keseden yiyor. Zarar. Tamam mı? Onun için şimdi ben ikinci vuruşu vuracağım. Üçe hazırlık yapmak için. Yapma abi girme. Şimdi o da ikinci vuruşu yapıyor. Şimdi üçüncü vuruşu yapacağız. Bravo. Tebrik ederim. Eyvallah. Aa, tebrik ederim. Bu güzel bir par. Ben par yaptım, rakip düşünsün. Eyvah, çaylar geldi. Bravo. Dört yaptım. Çok iyi vuruş yaptı. Çok iyi bir vuruş yaptı. Vurayım mı? Sola bak. İşte ben de vuruyorum. Olur.
Bravo. Çok medyatiktir Mehmet Bey. Bu ikinci vuruştu. Mehmet, kamera karşısında oğlum berabere kalalım. Yapma şimdi milletin önünde televizyona rezil olma. Gördün mü rüşvet teklifi ediyor. Birbirimizi rezil etmeyelim. Berabere kalalım da millet de dostluk kazansın. Şimdi kendine göre kurtarıcı bir vuruş yaptı. Ben üçüncü vuruşu yapacağım, o da üçüncü vuruşu yapacak. O karşıdaki bayrak var ya, oraya girer, dörtte giren çok başarılı. Dört ve altında giren çok başarılı. Dört ve üstüne giden hep keseden yiyor. 6400 metreyi, bir de kırınların arasında bir gün 5600 metreyi yürüyorsun. Nefesin açılıyor, şekerin düzeliyor, kolesterolün düzeliyor. Yani benim için ilaç. Mehmet Bey üçüncü vuruşunu yapıyor. Çok vurduk be. Ben kaçta bitirdim? 6 oldu. 6'da bitirdim. Ben 5'e atıyorum. Bravo. Maçı kazandım. Evet. Evet Mehmet kazandı bu oyun. Yarışmayı ben kazandım. Teşekkür evet, ederim. Çok sert bir rakip ama olsun. Şanssızdı. Çok şanssız Ahmet abi. Hep böyle mi abi? Hep böyle. Hep ama hep abi. Hep ama abi. Adam haklı kazandı. Biz engelsiz spor programını yapıyoruz burada. Sizi de golf oynarken gördük. Nasıl değerlendiriyorsunuz engelli arkadaşlarımızın spor yapmasını, golf oynamasını? Abi, engelli arkadaşlarımız için harika bir spor. Bizim engelli arkadaşlarımız biliyorsunuz Avrupa şampiyonu arkadaşlarımız var. Yanımızdalar. Onları gönülden kutluyoruz. Destekliyor musunuz onların spor yapmasını? Peki siz şahıs olarak engellerin spor yapması için neler yapıyorsunuz? Bir yol açıyor musunuz onlara? Yani bu konuda bir şey yapıyoruz desek doğru olmaz. Ama engellilerin spor yapması gerçekten muazzam bir şey. Ve ülkemiz de bu konuda çok ileri bir noktaya geldi. Birçok şampiyon çıkarıyoruz. Bence bu konuyu bizler de gönülden destekliyoruz. Şampiyonlarımızı da gönülden kutluyoruz. Çok teşekkür ederim. Efendim siz neler söyleyeceksiniz? Valla tabii engellilerin spor yapması sadece golfte değil, bütün branşlarda çok önemli. Onları hayata bağlayan ve toplumda diğer kişilerden hiçbir farklarının olmadığı konusunda kendilerine özgüven veren bir şeydir. O bakımdan gerek devlet olarak, gerek STK'lar olarak, gerekse federasyonlar olarak her branşta engellilere her türlü imkanı sağlanması lazım ki bu arkadaşlarımız da spordan diğerlere kadar, diğer vatandaşlarımız kadar yararlanabilsinler. Sevgili seyirciler, Engelsiz Spor programının bu bölümünde Golf Federasyonu Başkanı Sayın Ağoğlu ile birlikteyiz. Efendim programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Peki Golf Federasyonu olarak engellilerle ilgili projeleriniz var. Biz onları takip ediyoruz. Mehmet Kazan gibi, Ahmet Özyazıcı gibi milli takım formasını terleten sporcularımız var. Altyapıdan da gelen sporcularımız var. Hı hı. Fakat bu sayının arttırılması için büyük bir çaba sarf ediyorsunuz. Bize bu projelerinizle ilgili biraz bahseder misiniz projelerinizden? Şimdi ilk çalışma daha doğrusu şöyle oldu. Bir 10-12 sene önce Antalya'da bir müsabakaya Alman engelli golf milli takımının kaptanını davet etmişti Yavuz Koca Ömer. Misafir oyuncu olarak oynadı. Orada çok etkilenmiştim. Yani daha doğrusu hem oyuncudan çok iyi bir golf oyuncusuydu. Oyunundan hem de kullandığı araçtan işte para golfer denilen bir araç hayatımda ilk defa gördüm orada. Özellikle Onur İlkfelçliler tarafından kullanılan bir şey, araç. Yani 350 kilo falan ağırlığında ve tamamen şey yani çim alana da zarar vermeden hareket edebilecek nitelikleri olan bir şeydi, araçtı. Bantlıyorsunuz, bağlıyorsunuz kendinizi. Ondan sonra işte kumandayla omurilik felçli bir anda
Ayağa kalkıyor, topa vuruyor. Sonra tekrar oturuyor, devam ediyor, gidiyor. Dedim ki abi dedim ya hani alalım şunlardan. Biz de başlayalım dedim yani omurilik felçler yani ampute olarak oynayanlar, oynamaya çalışanlar falan vardı o zamanlar ama tam bir program oluşturmamıştık. Profesyonel anlamda. Evet şeyi de çağırdık. 5 tane o aletten 5 tane aldık. Bayağı da pahalı bir şeydi. 25 bin euro sanırım. 25 bin euroydu tanesi. Tabii öyle bir bütçe falan filan yok. Bunlar hep böyle şey sponsor desteğiyle alınan şeyler. Kimse yanlış anlamasın. Ve Alman milli takımının hem antrenörünü hem de kaptanını davet ettik. 65-70 engelli, bedensel engelli sporcu arasından seçme yaptık. 7 sporcuya eğitim vermeye başladık. Yani bunları evlerinden alıp, bu İstanbul'da oluyordu. Evlerinden alıp sahaya getirip tekrar evlerine kadar götürüyorduk. Golfe tekrar geri dönersek hangi illerde golf sahalarımız var? Bu engelli arkadaşlarımız golfe başlamak isterlerse nereye başvurabilirler? Şimdi Antalya'da yoğun. Biliyorsunuz zamanlar turistik golf sahaları ve dünya standartlarının da üzerinde diyebileceğimiz güzellikteki sahalar. Ama onlar turistik ve ticari işletmeler olarak hizmet veriyorlar. İstanbul'da şu anda Kemer ve Klasis Golf Kulübü var. Özellikle Klasis Golf Kulübü'nü biz federasyon olarak çok yoğun kullanıyoruz. Yani her türlü faaliyetimizi de kullanıyoruz. Bunun içerisinde hatta bir yanılmıyorsam 2010 senesindeydi. 2009 veya 2010 senesinde uluslararası engelli açık yaptık biz. Bayağı da bir katılım olmuştu. İki Mehmet de orada derece yapmıştı. Hem Mehmet Kazan hem diğer arkadaşımız. Yok Mehmet soy ismini unuttum. Şu anda bıraktı golfü. Özyazıcı daha sonradan kadroya dahil olanlardan. Derece yapmışlardı kategorilerinde. Orayı çok yoğun kullanıyoruz. Ama şimdi şu anda bizim en yoğun olarak üzerinde program oluşturmaya çalıştığımız saha Samsun'da açılan yeni golf sahası. İşitme engelliler arasında atletik test sonucu eğitimi aldığımız 12-16 sporcumuz var. Bunları bir şekilde önümüzdeki 2017'deki Daflimpik oyunlarına yetiştirmeye çalışıyoruz. Sayısını da artıracağız. Bedensel engellileri de aynı şekilde yani biz Samsun'u artık şey olarak kullanmayı düşünüyoruz. Merkez olarak kullanmayı düşünüyoruz. Çünkü gerçekten çok güzel bir saha. Belediye Başkanı'nın büyük özverileriyle ve Spor Toto'nun katkılarıyla Sayın Bakanımızın da çok büyük yardımları oldu o konuda. Hizmete girmiş bir saha. Biz bunu çok amaçlı olarak kullanıp gerçekten hem golfe hem ülke sporuna hem de ülke turizmine hizmet veren bir merkez yapmayı düşünüyoruz. Çalışmalarımız da o yönde. En azından şu son paralimpikler tabii biraz daha sizin de sayenizde medyada çok görsel medyada özellikle yer buldu. Ve bunun katılımı, ilgiyi artıracağına inanıyorum ben. Engellilerin ülkemizde engelsiz sporculara oranla başarısına baktığımız zaman çok çarpıcı bir özellik çıkıyor ortaya. Şimdi ülkenin nüfusunun %10'u veya 12'si diyelim engelli. O zaman ben hatta bunu espri olarak kullanmıştım şeyde engellileri Rio'ya uğurlarken. Yani bir yerde dedim bir yanlış var. Eğer engelli sporcu sayısı 79'sa olimpiyatlara gidecek sporcuların sayısının 800 olması lazım. Yok, eğer orası 130'sa biz 13 sporcuyla gitmemiz lazım. Yani burada bir dengesizlik mi var acaba falan gibi bir espri yapmıştım. Tabii tamamen bir espriydi ama engelli sporunda biz iyiyiz. Ve şimdi tabii arkadaşlarımızın, sporcularımızın hepsini tebrik ediyorum. Yani Sevilay'ından tut da Kübra'sına kadar bütün sporcularımızı
işte Abdullah'ı, Nazmiye'yi, bunların hepsi şimdi gerçekten hani başarılarının ötesinde, yani ülkemizi çok iyi temsil ettiler, çok başarılı oldular ama başarılarının ötesinde şu anda bir misyonun öncülüğünü yapıyorlar. Yani ülkedeki diğer bütün engelli insanlar için birer rol modeli oldular. Bu çok çok önemli. Ve onların hepsi hani benim gözümde de öyle. Bunların hepsi birer süper insan. Bir taraftan eğitimine yardımcı oluyorsunuz. Şeyin, sporcunun. Diğer tarafından topluma entegre ediyorsunuz. Şimdi Ağrı'daki bir sporcu elindeki iki golf sopasıyla düşünün. Ama tenis raketi verseniz tenis oynayacak. Veya ne bileyim işte basketbol topu verirseniz basketbol oynayacak. Siz imkan verin, onlar yapsınlar. Gayet tabii. Ve yani dediğim gibi yani sadece burada hedef madalya zaten. Yani 1000 tane sporcum var. Bugün bilmiyorum yani lisanslı futbolcu sayısı Türkiye'de kaç? 45-50 bin şey. Burada çok para var da bize. Ama hepsi aynı parayı alabiliyor mu? Alamıyor. Ama en azından yani şu veya bu şekilde spor yapan insanlar oluyorlar bunlar. Spor yaptıraraktan ruh sağlığı, beden sağlığı, topluma entegre, sosyalleşme, ufuk. Yani şimdi kim beklerdi Silivri'nin Yolçatı köyünden, Silivri'nin Seymen köyünden, isimlerini de vermeyeceğim ama gelecek. Golf milli takımına girecek, golf milli takımı oyuncusu olacak. İşte Amerika ne bileyim Florida Devlet Üniversitesi, Florida State University'nin golf antrenörü gelecek, bunları izleyecek ve bunlara %100 burs teklif edecek. Gidecekler Amerika'da hem spor yaşamlarını hem eğitimlerini Amerikan üniversitelerinde devam edecekler. Bunların hepsini bir şey içerisinde düşünmek lazım. Bir bütün olarak düşünmek lazım. Onun için engelli sporda tabii ki başarı çok çok güzel bir şey. İşte madalya alan sporcularımızın hepsinden gurur duyduk. Ama aynı zamanda bu bir rehabilitasyon da. İçine kapanıp, odana kapanıp, hayata sırtını döneceğine, eline işte masa tenisi raketini, ne bileyim tenis raketini, işte golf sopasını, benzeri ne kadar spor varsa yapılabilecek, bedensel engellilerin kategorisine giren bunları yaparaktan bir kere çok farklı bir dünyaya adım atmış oluyorsunuz. Ve orada engelliler adına konuşuyorum. Doğru, orada doğru. orada bir şeyin farkına varıyorsunuz. Evet, ben süper insanım. Yani şimdi ben uzak yol gemi kaptanıyım. Sürmeneliyim, Karadenizliyim. Sizden de telefonda konuştuğumuz zaman söyledim ama herhalde 50 metre yüzmeye kalksak 50 metrede Sebilay bana en azından bir 10-15 metre fark atar. Şimdi bu çocuk süper insan değil de ne yani? Bana başka hangi cümleyle veya kelimeyle tarif edebilirsiniz? Onun için yani engelsiz veya engelli. Herkes için spor şart ama engelliler için biraz daha fazla şart. Bir engelsiz spor programının daha sonuna geldik. Gelecek hafta yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.